Merhaba arkadaşlar, test altıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Diyor ki aşağıda verilen sorulardan hangisi değerlendirme düzeyini ölçmeye yöneliktir? Kemik ve kas çeşitlerini açıklayınız. Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnek veriniz. Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz ediniz. Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendiriniz. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulununuz diyor. Arkadaşlar buraya baktığımızda bakın e, zaten cümlenin sonunda değerlendiriniz diyor. Hani onu demese bile güncel çevre sorunları ve sebeplerinin olası sonuçlarını e, hani siz nasıl buluyorsunuz o anlamda sormuş aslında. Bu yine nedir? Değerlendirme düzeyini ölçer. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki Biyoloji ders öğretim programında yer alan kazanımla ilgili bir numaralandırma sistemi bulunmaktadır. Mesela burada örnek vermiş arkadaşlar. Diyor ki A ve B kazanımları için diyor. İfadelerinden hangileri ortaktır? Şimdi arkadaşlar A'ya baktığımızda 10. sınıf, 11. sınıf, değil mi? 2. ünite 2. ünite e ikinci ünitenin ikinci konusu arkadaşlar ve üçüncü kazanımı. Şimdi bakalım diyor ki bulundukları sınav e, sınıf düzeyleri biri 10 biri 11. Bunlar ortak değil, farklıdır. Bulundukları ünitelerin sınıf düzeylerindeki sırası demiş arkadaşlar. Bakın burada ne dedik? Sırası hani 2 2 evet. Bu ortak. Bulundukları konuların ünitedeki sırası. Bu da yine aynı şekilde ikinci konu, ikinci konu. Bu da ortaktır. Cevabımız ne olacak? denizde şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz diyor ki ilimizde en çok görülen kanser çeşitleri şeklinde performans görevi veren bir biyoloji öğretmeni her ayın son haftasında öğrencilerin yaptıkları çalışmaları düzenli bir şekilde değerlendirmiştir. Buna göre öğretmen yukarıdaki değerlendirme çeşitlerinden hangisini hangilerini kullanmıştır? Şimdi ne yapıyor arkadaşlar her ayın son haftasında e, bununla ilgili değerlendirmeler yapıyorduk hangilerini kullanmıştır bakalım başlangıç değerlendirme. Şimdi başlangıçla ilgilenen gibi bir şey yok. Sonuç değerlendirme, süreç değerlendirme. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman bakın performans görevi veren bir biyoloji öğretmeni her ayın son haftasında öğrencilerin yaptıkları çalışmaları düzenli bir şekilde değerlendirmiştir. Bakın ne yapıyor? Burada süreci değerlendiriyor. Henüz sonuçla ilgili bir şey de söylememiş bize. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olur. Dördüncü soru bitkilerin sınıflandırılması konusunda kavram haritası hazırlayan bir öğrenci bunları hazırlamış arkadaşlar. Diyor ki buna göre bu öğrencinin bu kavram haritasından alacağı puan kaçtır? Şimdi puanlama öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk önce puanlamanın ben size kurallarını söyleyeyim. Çapraz bağlantı kurarsa çapraz bağlantı 10 puan. Hiyerarşi yaparsa arkadaşlar hiyerarşi buna 5 puan veriyoruz. Daha sonra kavramlar arasında bir Hani geçiş yaparsa 1 puan. Yine örneklere de 1 puan veriyoruz. Şimdi diyor ki 4 tane doğru olan ara bağlantı kelimesi. Bakın ara bağlantılara da 1, 1 puan veriyoruz. Ara bağlantılara da 1 puan. Şimdi 4 tane ne vermiş arkadaşlar? Ara bağlantı. O zaman 4 çarpı 1'den 4. 2 tane doğru olan hiyerarşik ilişki. Bakın hiyerarşiye ne veriyorduk? 5, 5 kere 2, 10 puan buradan. Kavramlara ait iki tane doğru örnek yazmıştır. Örneklere bir puan veriyorduk. 2 çarpı 1'den 2. Bir tane de iki yönlü de geçerli olan çapraz bağlantı kurmuştur. Çapraz bağlantıya kaç puan veriyorduk? 10. Bir tane de çapraz bağlantı kurduğu için 10 puan. Topluyorum arkadaşlar. Toplam kaç yaptı? 26 puan. Cevabımız C şıkkı olur. 5. soru. 2018 yılında yayınlanan biyoloji ders öğretim programına göre aşağıda verilen kavramlardan hangisi canlar dünyası ünitesi kapsamında verilmez? Arkadaşlar protistaları anlatıyoruz değil mi protistaları? Daha sonra virüsleri, sölenterleri ikili adlandırmayı anlatıyoruz ama alt türe girmiyoruz. Alt türler e, üniversite düzeyinde anlatılıyor. Bizler sadece tür kavramını verip alt türleri vermiyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Enzimler konusunda işleyen bir biyoloji öğretmeni, aktivasyon enerjisi ve katalizör kavramlarının daha iyi anlaşılabilmesi için kimya dersi öğretim programında bulunan kimya ve enerji ile tepkimelerde hız ve denge konularıyla bağlantı kurmuştur. Bu durum içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisine örnek olabilir? Şimdi arkadaşlar, e, sarmal programlama, modüler, piramit, piramitsel, disiplinler arası çekirdek. Burada ne yapmış? Kimya ile biyolojiyi arasında bağlantı kurmuştum. O zaman disiplinler arası programlama olacak. Cevabımız D şıkkı olur. 7. soru. Güncel çevre sorunları ünitesinde hava kirliliği ve insan sağlığına etkileri konusunu işleyen bir biyoloji öğretmeni 2012 yılında Çinli bir çevre girişimcisinin ülkesindeki hava kirliliğine karşı farkındalığı artırmak için teneke kutularda oksijen satışı yaptığını örnek vererek dersine başlamıştır. Buna göre öğretmenin bu örnekle derse başlaması aşağıda verilen öğretim ilkelerinden hangisini öncelikli olarak dikkate aldığını gösterir? Arkadaşlar bakın güncel olayla ilgili bir yani güncele yakın bir olayla e, derste başlıyor. O zaman güncellik konusu olacak. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 8. soru. Bir biyoloji öğretmeni diyor canlı alemlerin Canlı alemlerin biyolojik süreçleri ve ekonomik, e, ekonomiye katkılarını irdeler. Kazanımını işlemeye başlamadan önce öğrencilerin konuyla ilgili mevcut bilgilerini ortaya çıkarmak istemektedir. Bu amaçla öğrencilere çeşitli sorular sorar. Buna göre öğretmenin bu yaklaşımının öğrenciye sağlayacağı fayda aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi tekrar okuyalım isterseniz. canlı alemlerin biyolojik süreçleri ve ekonomiye katkılarını irdeler bunu işlemeye başlamadan önce ne yapıyor? Öğrencilerin mevcut bilgisini ortaya çıkarmak istiyor. Bununla ilgili sorular soruyor. Diyor ki konunun öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını ortaya koyar. Öğrencilerin ön bilgileriyle yeni bilgiler arasında ilişki kurmasına olanak sağlar. Öğrencilerin konuyu daha iyi ezberlemesini sağlar. Öğrencilerin kazanıma yönelik tutumlarında değişiklik yapar. Kazanıma yönelik beceriler oluşturur. Hangisi olur arkadaşlar? Tabii ki önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında ilişki kurmasına olanak sağlar olur. Çünkü öncekileri hatırlatıyor. Daha sonra yeni konuya geçiyor. O zaman ne oluyor arkadaşlar? İkisi arasında ilişki kurmasını sağlamış oluyor. Diğer sorumuza geçiyoruz. Diyor ki bitki de bitkilerde organik besinlerin taşınması ile ilgili özgün bir model tasarlar. Bakın özgün bir model tasarlar. Kazanımı hangi basamağa denk gelir demiş? Arkadaşlar bu özgün basamaklar, işte özgün deneyler. Bunlar nedir? Bakın özgün modeller sentez, değil mi? Ben konuyu anlamışım. Her şeyiyle biliyorum. Bu konuyla ilgili kendime özgü başkasında olmayan bir şey ortaya çıkarıyorum. Bu nedir? Sentezdir. 10. soru Biyoloji dersinde gözlem ve deneylerde özgünlüğü kendine ilke edinir, kazanımını içselleştirmiş bir öğrenci. Sınıf arkadaşlarına da yaptıkları deney ve gözlemlerde her zaman özgünlüğü esas almaları gerektiğini ifade ediyor. Yani biz ne dedik? Özgünlük dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Sentez. Bu çocuk neymiş? Sentez evresinde. Diyor ki öğrencinin göstermiş olduğu bu davranış Bloom taksonomisinde duyuşsal alanın hangi basamağını ifade eder? Arkadaşlar duyuşsal alana baktığımız zaman ee, ne yapmış kendisi bunu ee, yapıyor ve diğer arkadaşlarına da öneriyor hani ifade ediyor o zaman değer verme basamağına denk gelir değer verme hani kişilik haline getirme olayını neden almıyorum çünkü bunu hayatı boyunca eğer yapıyor deseydi o zaman kişilik haline getirme derdim ama arkadaşlar burada öğrenci sadece şu an öğrencilik döneminde bunu yapıyor sınıf, sınıf arkadaşlarına da bunu yap e, ifade ediyor yapması gerektiğini o yüzden değer verme aşaması diyoruz. 11. soru. Bloom taksonomisine göre yukarıda verilen kazanımlardan hangi ikisi aynı düzeyde incelenir? Bakalım. Sinir sisteminin işleyişini açıklar, Hormonları vücuttaki su ve pH dengesiyle ilişkisini ortaya koyar, sinir sisteminde görevli olan hücrelerin isimlerini söyler, hipofiz ve hipofiz bezi ile hipotalamus arasındaki İlişkiyi irdeler. Zaten bakın dikkat ederseniz 2 ve 4'te ilişkiyi irdeler ilişkisini ortaya koyar demiş arkadaşlar. Zaten direkt 2 ve 4 aynı düzeyde. Peki diğerleri nedir? Sinir sisteminin işleyişini açıklar. E bu bilme veya bilgi basamağındadır. İsimlerini söyler yine bilme veya işte bilgi basamağındadır arkadaşlar. E diğerleri de nedir? Diğerleri de ikisi de aynı evreye denk. Tabii ben burada ikisine de bilgi yazdım yanlış oldu arkadaşlar şuna bilgi değil kavrama yazacaktım. Kavrama. E, şunlar e, bakın bu kavrama, bu bilme şu ikisi de analiz düzeyindedir. Analiz. Analiz. Eğer ikisine de bilme olsaydı o zaman 1 ve 3'ü de işaretleyebilirdim. Yanlış söyledim. Birincisi kavrama. Eğer isim söylüyorsa, tanım yapıyorsa bunlar bilme. Eğer bunlarla ilgili bir işleyiş açıklıyorsa Aralarında bir bağlantı kurmaya çalışıyorsa arkadaşlar yani bunlarla ilgili kendine özgün örnekler veriyorsa o zaman kavrama basamağıdır. Bu şekilde aralarındaki ilişkiyi açıklamaya çalışıyorsa analiz yapıyor demektir. Kendine özgü bir şey ortaya çıkarıyorsa o zaman da sentez diyeceğiz. Gelelim diğer sorumuza diyor ki. Tüm canlılarda hücresel düzeyde meydana gelen reaksiyonlara solunum örneğini veren bir biyoloji öğretmeninin bu davranışı aşağıdakilerden hangisine e, uygundur? Şimdi arkadaşlar ne yapıyor bu öğretmen? Hücresel düzeyde meydana gelen reaksiyonlarda solunum örneğini veren bir biyoloji öğretmeninin bu e, davranışı diyor. Ayrım yapma, tümden gelim, aşırı genelleme yapma, olumsuz örnek kullanma, olumlu örnek kullanma. Tabii ki bu nedir? Olumlu örnek kullanma. Neden? Çünkü hücresel düzeyde meydana geliyor değil mi? Solunum örneği. Dolayısıyla burada ne yaptı? Olumlu bir örnek kullandı. 13. sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi akıl yürütme becerisiyle en az ilişkilidir? Akıl yürütme. Bakalım. Küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemleri tartışabilme, bir bölgede artan kalp krizi vakalarının sebeplerini sorgulayabilme, artan nüfus artışının doğacağı doğuracağı sonuçlar için geliştirdiği çözüm önerilerini savunabilme, biyolojik bileşiklerin formüllerini doğru yazabilme. Klonlama çalışmaları ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlara farklı açılardan bakabilme hangisi arkadaşlar akıl yürütme ile ilgisi yok ya da en az ilişkili tabii ki bileşiklerin formüllerini doğru yazabilme bu bilme basamağındaki bir e, bilgi basamağındaki bir şeydir kazanımdır veya işte olaydır dolayısıyla burada bileşiklerin formüllerini doğru yazması akıl yürütmeyle en az ilişkilidir ha nasıl akıl yürütebilir mesela kafasında bir kodlama yapmıştır. Onunla ilgili bir akıl yürütme yapabilir veya kimyasal formüllerden hani giderek bir akıl yürütme yapabilir ama en az ilişkili olan D seçeneğidir. Diğer sorumuz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri biyoloji dersinde teoriye karşılık gelen bir ifadedir? Hücreler bağımsız oldukları halde birlikte iş görür. Bir gen bir polipeptit sentezinden sorumludur. İki veya daha fazla karaktere sahip farklı melezlerin çaprazlanmasıyla ana baba karakterleri yavrulara tesadüfe bağlı geçer. Arkadaşlar buraya baktığımızda hangisi teoriye gelecek? Şu birincisi hücre teorisi değil mi? Hücre teorisi. O zaman bu teoriye denk gelir. İkincisi arkadaşlar bir gen bir polipeptit hipotezi. Hipotez. Bu da hipoteze karşılık geliyor. Üçüncüsü de arkadaşlar Mendel yasaları. Mendel yasaları yani yasayla ilgilidir. O zaman teoriye denk gelen hangisidir? A şıkkı yalnız bir. Diğer sorumuza geçelim. Burada şimdi diyor ki eşit miktarda protein, enzim ve biüret ayıracından oluşan farklı sıcaklıklardaki üç tüpten hangisinde mor renk oluşur sorusu yöneltilen bir öğrenci ikinci tüp cevabını vermiştir. Neden sorusuna çünkü ikinci tipte uygun sıcaklık olduğundan. Reaksiyon gerçekleşir ve enzimler bir üreti ayracıyla birleşir. Cevabını vermiştir. Emin misin sorusuna evet demiştir. Şimdi arkadaşlar öğrencinin cevabını diyor. Kategorilerinden hangilerine dahil edilmelidir? Şimdi bakın. Öğrenci doğru cevabı veriyor değil mi? Bir kere burada e, reaksiyon gerçekleşecek olan ikinci tüp. İkinci tüp demiş. Cevabı doğru. Arkadaşlar burada neden sorusuna bakın neyi? E, açıklama yapıyor diyor ki tüpte uygun sıcaklık olduğundan bakın buraya kadar doğru reaksiyon gerçekleşir buraya kadar doğru ama enzimler bir aracıyla birleşir demiş burada enzimler değil bakın proteinler bir aracıyla birleşir dolayısıyla yanlış açıklama yapmış o zaman burada da ne vardır arkadaşlar bir bir kavram yanılgısı vardır diyebilir miyiz doğru cevap veriyor kavram yanılgısı da vardır. 2 ve 3 olması lazım bunun. Evet 2 ve 3. Şimdi sonuçta ikinci tüpte mor renk oluşacak. Bu doğru cevap ama açıklama yanlış arkadaşlar. Dolayısıyla kavram yanılgısı vardır diyeceğiz. Cevabımız E şıkkı olacak. 16. soru. Hücre zarından madde geçişleri konusunda öğrencilerin kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla bir biyoloji öğretmeni aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisini kullanamaz? Şimdi kavram yanılgıları ile ilgili bakalım. Teşhis testleri, yapılandırılmış grid, kavram değişim metinleri, kavram haritaları, kavramsal karikatürler. Arkadaşlar hangisini kullanamaz? Biz kavram değişim metinlerini ne için verdik? Kavram yanılgısı olan öğrencilerde kavram yanılgılarını düzeltmek için veriyoruz. Biz bu kavramsal değişim metinleri tespit etmek için değil. Tespit etmek için bunları kullanırız ama düzeltmek için kavram değişim metinlerini kullanırız. Gelelim diğer sorumuza. Kalıtım gen mühendisliği ve biyoteknoloji ünitesinde aşağıda gösterildiği gibi bir yöntem veya teknik kullanılıyor. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi öğretmenin kullandığı bu yöntem veya tekniğin kullanım alanları arasında yer almaz. Okuyalım. Genetik kavramın en en genel kavram yani merkez kavram olarak sayfa, e, sayfanın ortasına yazıyor tamam daha az kapsamlı kavramlar olan monohibrit ve dihibrit çaprazlama Mendel ilkeleri çok hallerlik eş baskınlık eksik baskınlık kavramlarını oklarla bir merkez kavrama bağlıyor genetik kavramıyla ile Mendel ilkeleri arasında bağlantı kelimesini yazarak temelini oluşturur şeklinde yazıyor bakalım diyor ki öğrencilerin kavram yanılgılarını belirleme olabilir değil mi arkadaşlar sonuçta burada hangisi arasında e, bağlantı kurduğunu bağlı olarak kavram yanılgısını belirler öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarını ortaya çıkarma bu da olur arkadaşlar daha kalıcı öğrenmeler sağlama olabilir öğretme öğrenmelerin değerlendirilmesinde ölçme aracı olarak kullanma evet burada hani her bir basamağa puan, puan vererek değerlendirebilir öğrencilerin bir konuya yönelik tutumlarını ortaya çıkarma. Arkadaşlar konuya yönelik tutumu ortaya çıkarmak kavram haritasıyla falan değil. Direkt e, birebir sözlü gibi düşünebilirsiniz. Hani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili neler söyleyebiliriz gibi yaparak tutumlarını ortaya çıkarabilir. Bu kavram haritasıyla çıkaramaz. Cevabımız eşlik olur. 18. Canlıların birbirlerinden farklılaşarak yeni türleri nasıl oluşturduklarını açıklamaya çalışan evrim teorisi aşağıda verilen hangi model türü içerisinde değerlendirilir? Analojik modeller, sembolik modeller, kuramsal, ölçeklendirilmiş, matematiksel hangisi arkadaşlar? Tabii ki kuramsal modeller değil mi? Evrim teorisi sonuçta e, kuram olarak ortaya çıkıyor. Bunun üzerine deneyler, araştırmalar yapılıyor. 19- bir öğrenci hayvansal hücrelerin yapısıyla ilgili bir model geliştirmiştir. Buna göre öğrenci içinde jöle bulunan bir kabın ortasına büyük bir top koymuş. Kabın muhtelif taraflarına ise oyuncak ayakkabılar, misketler, oyun hamurlarından kanal omur, oyun hamurlarından kanalcıklar yapıp yerleştirmiştir. Ayrıca kabın yüzeyinde içinde açılıp kapanabilir şekilde kapılar yerleştirmiştir. Çok sayıda delik açmıştır. Buna göre de öğrencinin hazırladığı modeli incelen bir biyoloji öğretmeni modelde aşağıdaki yapılardan hangisinin eksik olduğunu söylemesi doğru olacaktır. Hücre iskeleti, hücre zarı, organeller, stoplazma, çekirdek. Şimdi bakın kabın ortasına büyük bir top koymuş. Bu nedir? Çekirdek değil mi? Daha sonra muhtelif taraflarına oyuncak ayakkabılar koymuş. Bu nedir? Mitokondri veya organeller de diyebiliriz arkadaşlar. Oyun hamurlarından kanalcıklar yapmış. Bu kanalcıklar arkadaşlar ne olabilir? Endoplazm ee, endoplazmik retikulum veya gol yani hücre iskeletini pardon hücre içi e, kanal sistemi gibi düşünüyoruz ya o yüzden endoplazmik retikulum olarak düşünebiliriz bunu. Ayrıca kabın yüzeyin, yüzeyinde içine açılıp kapanabilir şekilde kapılar yerleştirmiştir diyor. Arkadaşlar bu kapılarda nedir? Hücre zarıdır değil mi? hücre zarı. Şimdi bakıyorum çekirdek var. Yine burada sitoplazma hani sonuçta o kabın içerisinde jöle koymuş ya. Bakın jöle bulunan. şöyle de sitoplazmadır. Şu sitoplazma da var. Organel var. Hücre zarı var ama hücre iskeleti yok arkadaşlar. Hücre iskeleti için de mesela çekirdeğe bir bağlantı yapabilirdi. Diğer organellerin her birine bir bağlantı yapabilirdi. Hücre iskeletini bu şekilde kurabilirdi. Diğer sorumuz bir öğretmen pasif taşıma şekillerini 5e modeline göre öğretmeyi amaçlamaktadır Buna göre hangi sırada izlerse amacına ulaşmış olur bakalım şimdi 5e modelinde arkadaşlar neler vardı hangi basamaklarımız vardı giriş değerlendirme Pardon giriş derinleştirme açıklama keşfetme bir de değerlendirme en son değerlendirme bakalım pasif taşıma şekillerine günlük hayattan farklı örnekler vermelerini ister Öğrencilerden pasif taşıma ile ilgili ne öğrendiklerini belirlemek için konuyla ilgili kavram haritaları oluşturmalarını ister. Pasif taşıma şekilleri ile ilgili hazır burnuşluk düzeylerini ortaya çıkaracak sorular sorar. Öğrencilerin pasif taşıma konusundaki açıklamalarını dinler, eksik olan bilgilerini tamamlar. Öğrencilerin laboratuvar ortamında pasif taşıma şekilleri ile ilgili etkinlikler yapmalarını ister. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar ilk önce üçüncü basamak gelir değil mi? Giriş basamağımız bu. Neden? Çünkü ne yapıyor? Hazır bulmuşluk düzeyini ortaya çıkarıyor. Şimdi hazır bulmuşluğu çıkardık. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra derinleştirme basamağına geleceğiz arkadaşlar. Derinleştirme için de bakın laboratuvar ortamında pasif taşıma şekilleriyle ilgili etkinlikler yapmalarını sağlar. Bu derinleştirme olur. Şöyle yazayım derinleştirme. Sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Açıklama yapacağız. Açıklamayı da nasıl yaparız? Bakın. Öğrencilerin pasif taşıma konusundaki açıklamalarını dinler, eksik olan bilgilerini tamamlar, değil mi? Açıklama kısmı da burasıdır. Açıklama. Sonrasında bir şu ikisini okuyalım. Pasif taşıma şekillerine günlük hayatlardan hayattan farklı örnekler vermelerini ister. Öğrencilerden pasif taşıma ile ilgili ne öğrendiklerini belirlemek için bakın ne öğrendiklerini belirlemek. O zaman burada bir değerlendirme var. O zaman buraya da ne kaldı arkadaşlar? Keşfetme kaldı. Ne olacak sıramız? 3, 5, 4, 1, 2 olacak. Yani denizli şık kur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki. Öğrencilerin biyoloji konularında ön bilgilerini belirleme. Öğrencilerde bilişsel süreç becerilerini geliştirmek, öğrencilere problem çözme becerileri kazandırmak. Yukarıdaki yargılardan hangileri biyoloji dersinde laboratuvar kullanımının temel amaçlarındandır? Şimdi bakın arkadaşlar, ön bilgileri belirleme e, deneyin hani laboratuvarın bir amacı değildir. Bilişsel süreç becerilerini, becerilerini geliştirme. Evet, deney yaparak bunu yapabiliriz. işte laboratuvarı kullanarak. Problem çözme becerileri de yine laboratuvar kullanarak olur ama birincisi olmaz. Cevabımız 2 ve 3 olur. Geçelim diğer sorumuza. Mendel ilkelerini laboratuvarda farklı renk ve şekillerde bezelyeler kullanarak ve Mendel'in uyguladığı yöntemlerle ispatlamaya çalışan bir öğrenci aşağıda verilen laboratuvar yaklaşımlarından hangisini dikkate alıyordur? Probleme dayalı buluş yoluna duyarlı, doğrulama, bütünleştirici, rehberli, rehberli sorgulama. Şimdi rehberli sorgulama olmaz değil mi? Neden olmaz? Çünkü başında bir rehber öğretmen yok. Burada hangisi en doğrusu olur arkadaşlar? Doğrulama yaklaşımı. Sonuçta elinde bir Mendel'in kanunları var. Mendel'in yöntemleri var. Bunları ne yapıyor? Kendisi de yaparak doğrulamaya çalışıyor. O zaman cevabımız C şıkkı olacak. 23. Bir biyoloji öğretmeni karbonhidrat sentezinde ışığın etkisini göstermek amacıyla iki tane sardunya bitkisini alarak 48 saat karanlıkta bekletmiştir. Daha sonra bu bitkiler, bitkileri iki gruba ayırdı öğrencilere vermiş ve öğrencilere deneyi nasıl yapmaları gerektiğini aşağıda belirtildiği gibi anlatmıştır. Diyor ki bu etkinlikte öğretmen veya öğrencilerin aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate almadığı söylenebilir. Şimdi bakalım. Bitkilerin Yapraklarının alt ve üst yüzeylerini alüminyum folyo ile kapatıp 12 saat ışıkta bekletiriz. Alüminyum folyoyu çıkarttıktan hemen sonra bitkinin yapraklarını 10 dakika beher içine koyarak suda kaynatınız. Kaynattıktan sonra yaprakları temiz bir petri kabına düzgünce yerleştirerek üzerine geçecek kadar alkol koyunuz. Yaklaşık 10 dakika sonra yaptıkları başka bir yaprakları başka bir kaba alarak üzerine iot çözeltisi koyup gözlemlerinizi yazınız. İkinci gruba baktığımız zaman o da diyor ki birinci gruptaki işlemleri aynı şekilde tekrarlayınız. Sadece yaprakların alt ve üst yüzeylerini herhangi bir engelleyici ile kapatmayınız. Şimdi arkadaşlar burada bunların yaptığı bir eksiklik var. Diyor ki hangisini dikkate e, almadığı söylenebilir. Gözlem yapma, işleme özgü tanımlama, bağımlı değişkenleri belirleme, bağımsız değişkenleri belirleme, verileri yorumlama. Şimdi burada öğrencilere ne diyor? Bakın gözlemlerini yazınız diyor. Şimdi gözlemlerini tamam yazsınlar ama bununla ilgili herhangi bir yorum yaptırıyor mu? Yaptırmıyor arkadaşlar. Sonuçta yorumu hani hocamın sonrasında belki yaptırmıştı. Mutlaka buraya yazması gerekiyordu. O yüzden ne olacak? Verileri yorumlama basamağını atlamış, dikkate almamış. Gelelim 24. Diyor ki öğrencilerin öğrencilerinin bilimsel yönteminin basamaklarını kullanarak bilişsel süreç becerileri kazanmasını isteyen bir biyoloji öğretmeni aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanırsa amacı için daha uygun olur demiş. Arkadaşlar bilişsel süreç becerileri ise eğer direkt olarak ne yapacak zaten bilim problem çözme yöntemini kullanacak. Diğer sorumuz. Dersinde hayatın başlangıcı ve evrim konusunu işleyen bir öğretmen sınıftaki öğrencileri beşer kişilik altı gruba ayırmış ve hayatın başlangıcını açıklamaya çalışan görüşler olan abiyogenez, biyogenez, panspermia, ototrof, heterotrof ve yaratılış görüşlerini grup üyelerinin kendi aralarında bölüştürmelerini daha sonra aynı konuyu alan öğrencilerin bir araya gelerek uzmanlık grupları oluşturmalarını. Bakın ne yapıyor arkadaşlar öğrenciler ilk önce birleşiyorlar bir eee hani bir araştırma yapıyorlar. Daha sonra herkes kendi alanına gidiyor. Sonra diyor uzmanlık grupları oluşturmalarını, konu üzerinde tartışmalarını istemiş. Tartışma bittikten sonra kendi gruplarına dönerek konularını grup arkadaşlarına anlatmalarını ifade etmiş. Burada hangi tekniği kullanmış arkadaşlar? Takım oyun turnuva, değil mi? İlk önce bir takım oluşturuyor. Daha sonra uzmanları getiriyor bir, ar bir araya arkadaşlar. Sonra da tekrar gidip Onların ee, diğer arkadaşlarına öğrendiklerini anlatmalarını amaçlıyor. Dolayısıyla takım oyun turnuva olayını yapmış olur. Gelelim diğer sorumuza. Bir dakika ya ben şurada bir takıldım aslında. Bu takım oyun turnuva değil de şıklarda ayrılık birleşmeye daha uygun bence. Değil mi? Evet ayrılık birleşme olacak arkadaşlar bu. Şurayı şöyle yapayım. Bu ayrılık birleşme olacak. Ne yapıyorlar? İlk önce birleşiyorlar bir e, konu hakkında işte herkes kendine çalışıyor daha sonra ayrılıyorlar sonra tekrardan birleşiyorlar bu ayrılıp birleşme olur takım oyun turnuva farklı bir şekildeydi e, karıştırdım özür dilerim ayrılıp birleşme olacak gelelim diğer sorumuza aşağıda verilen kazanımları bilişsel düzeye göre ikişerli gruplandırdığımızda hangisi farklı bir grup içerisinde el alınır bilim ve bilimsel bilginin özelliklerini biyoloji ile ilişkilendirerek açıklar Bak yine ilişkilendirme var değil mi arkadaşlar? O zaman bu nedir? Bir analiz düzeyindedir. Ee, biyoloji ile bir, ilgili bir problemi çözümünde bilimsel çalışma basamaklarını uygular. Biyolojinin tarihsel gelişim sürecine katkı sağlayan bilim insanlarını tanır. Can, e, canlıların yapısını oluşturan başlıca kimyasal maddeleri tanır ve sınıflandırır. Canların temel yapısal biriminin hücre olduğunu kavrar. Şimdi arkadaşlar burada A nedir? A kavrama değil mi? Kavrama. Sonra e, yine E'ye baktığımız zaman E de kavrama düzeyindedir. Kavrama. Sonra bakın B'ye bakıyorum. Biyoloji ile ilgili bir problemi çözümünde bilimsel çalışma basamaklarını uygular. Bakın bu direkt uygulama basamağı değil mi? Uygulama. Uygulama basamağı. Veya bunu... E, Hani kendine özgü bir şey üretmediği için hani uygulama basamağında alabiliriz tamam. Biyolojinin tarihsel gelişim sürecine katkı sağlayan bilim insanlarını tanır. Bakın bu nedir? Bilme basamağındadır. Bu da yine canlıların yapısını oluşturan başlayan kimyasal maddeleri tanır sınıflandırır. Bu da yine nedir? Bilme basamağındadır. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıda verilen değer ve değerlerle ilişkili tutum ve davranış eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Dürüstlük, güvenilir olma. Evet. Sorumluluk, Azimli olma demiş. Dursun bakalım. Öz denetim davranışlarının sorumluluğunu alabilme olur. Yardımseverlik paylaşma olur. Sevgi aile birliğine önem verme. Bu da olur arkadaşlar ama sorumluluk azimli olma bir ilgisi yok bununla. Cevabımız 5. 28. 2018 yılında yılında yayımlanan biyoloji ders öğretim programında yer alan etkili sunum yapma ve bireysel ve grup olarak çalışma becerileri hangi yeterlilik alanı içerisinde ele alınır? İnisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade, sosyal yeterlilikler, ana dilde iletişim, bilim ve teknoloji yetersiz, yeterliliği. Bakın ne diyor? Etkili sunum yapma, bireysel ve grup olarak çalışma. Bu hangisine daha uygun arkadaşlar? Bakın girişimcilik, hem bireysel alanda hem de grup olarak çalışıyor. Etkili sunum yapabiliyor. O zaman cevabımız ne olacak? A şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki yukarıdakilerden hangileri yeni öğretim programının uygulanmasında dikkat edilecek hususlar arasında yer alır? Güvenlik açısından oluşabilecek her türlü tehlikeye karşı önlem alınmalıdır. Eee Yaparak ve yaşayarak öğrenme kalıcı öğrenme sağladığından uygun kazanımlarda mutlaka deney ve gözlemlere yer verilmelidir. Performans çalışmaları, deney tasarımları, etkinlikler ve projeler öğretmen rehberliğinde yapılandırılmalı ve uygulanmalıdır. Arkadaşlar bunların hepsi dikkat edilecek hususlar arasında vardır. Cevabımız eşlikli olur. Son sorumuz diyor ki 2018 biyoloji dersi öğretim programına öğretim programına göre Aşağıdaki ünitelerden hangisi 11. sınıfta işlenecektir? Bakın genden proteine 12. Enerji dönüşümleri 12. Kalıtım 10. sınıf. Ekosistem ekolojisi ve günler, güncel çevre sorunları 10. sınıf. Komünite ve popülasyon ekolojisi 11. sınıf arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Evet böylece bu testimizin de sonuna geldik. Geriye 3 tane testimiz kaldı arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.